Zehrin adı desülfatan. Vereceğimiz ilaç zehre bağlanıp onun etkisini ortadan kaldıracak. Böylece sinir sistemi tekrar vücuduna doğru sinyalleri göndermeye başlayacak. Bir de evde bulduğunuz o şişenin içinde disil... Her neyse işte, öyle bir şey yoktu. Şişenin etiketinde desülfaton yazıyordu. İsterseniz gösterebilirim. Ayrıca Cem'in sabahları o sprey şişesini kullandığını söylemediniz mi? Tamam da Cem o sebzeleri bahçeye çevre bilimi dersi için ekiyor. Okulda organik dersleri var bu çocukların. Tarım ilacı kullanmaları da yasak. Yani tamamen organik, portakal kabuğu yağmıyla öyle bir şey kullanıyordu Cem. Eminim o şişeyi yıkadı ve içine organik bir şey koydu. Bakın Meryem Hanım, oğlunuzdaki bulgular kimyasal maddeye zehirlenmeye tam olarak uyuyor. Demek ki şişenin içinde biraz da olsa ilaç kalmış, değil mi? Peki ya yanılıyorsanız bu ilaç ne yapacak ona? Yani teorik olarak zehirlenme bulguları arttırabilir. Ama yanılmıyoruz. Yapmayın. Meryem Hanım, yanılmıyoruz. İzin vermiyorum. Ya yanılıyorsanız? Ama Meryem Hanım, bırakın da işimi yapayım. Ya yine yanılıyorsanız? Daha bugün kalp bili takılacak hale geldi bu çocuk. Mahkeme kararı çıkartman lazım. Çocuğun annesinin akli melekeleri yerinde değil. Oğlunun ölümüne neden olacak. Ne? Doğru düzgün düşünemiyor. Nasıl karar verdi şimdi buna? Ne nasıl karar verdin? Kadın tedaviye engel oluyor. Daha ne olsun? Sana mantıklı geliyor mu bu? Ateş, sen hiç hayatında annelik içgüdüsü diye bir şey duydun mu? Mantık mı arıyorsun sen burada? Yani sana mantıksız davranıyormuş gibi gelebilir bu kadın ama... bu onun deli olduğu anlamına gelmez. Tam da bu anlama gelir. Sen şu mahkeme kararını çıkart. Biz de kadını aradan çıkartalım. İşimize bakalım, çocuğu tedavi edelim. He? Kadının tedaviden emin olmaması onu zihnen yetersiz yapmaz. Yapar. Oğlunun hayatını riske atıyor. Yok efendim, şişe varmış da şişeyi yıkamışmış da şişenin içinde ilaç kalıntısı kalmamışmış. Böyle saçmalık olabilir mi canım? Daha ne kadar yetersiz olunabilir ki zihnen? Harika bir argüman. Sen hukukçu olmalıymışsın. Burada ne yapıyorsun bilmiyorum. Asıl sen şu avukat arkadaşını söyle de... şöyle güzelce tıpla hukuku harmanlasın, ortaya bir şeyler sallayıversin. İşin tıp kısmını ben hallederim. Akut panik stres sendromundan kaynaklı geçici akli dengesizlik mesela. Olmaz mı? Diğer kısmını da o halletsin. Çocuğa hidrolazı vermemiz lazım bir an önce. Anladığım kadarıyla kadının tek akıl hastalığı belirtisi seninle aynı fikirde olmaması. Bazıları bunu akıl sağlığının bir göstergesi olarak da algılayabilir, öyle değil mi? Ya ne yapalım biliyor musun aslında? Hadi gel. Gidelim çocuğa soralım. Ha? Acaba o ne düşünüyor? Hadi gel. Ha. Çocuk komada, ölüyor. Nasıl cevap verecek canım? Saçmaladım. Benim akli dengem yerinde değil aslında herhalde. Ateş, tek yapman gereken kadından tedaviyi reddettiğine dair imza almak. Bu kadar. Sen neden bu işi yokuşa sürüyorsun? Çocuğun tedaviye ihtiyacı var, bunu çok iyi biliyorsun. Kadının tedaviye engel olduğunu çok iyi biliyorsun. Sen niçin yapmak istemediğin halde Vahap Bey için konuşma yapıyorsun? Yapmak zorundasın da o yüzden değil mi Ateş? Hepimiz bazen kendi doğrularımızı bir kenara atıp sağduyulu davranmak zorunda kalabiliyormuşuz. Sen de sağduyulu davranmak zorunda kalabiliyormuşsun. Yine öyle yap. Sağduyu öyle mi? Daha ziyade kendini kandırmak diyelim. Kolay mı zannediyorsun kendini kandırmak? Kolay mı zannediyorsun çıkıp Vahap Bey amca için konuşma yapmak? Evet, çok güzel bir şey yapıyorsun. Gerçekten seni takdir ediyoruz. Gerçekten etkilendik. Ama zaten hepi topu 20 dakikalık bir konuşma bu. Emredilmiş bir konuşma. Vahap Bey'in ilaçları işe yarıyor ama. Umurumda değil. Niye her şeyi dramatize etmek zorundasın? Çünkü ben sinirli bir süs köpeğim. Anneyle konuş, hallet şu işi. O kağıdı imzalat. Kahve söyleyeyim mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.